Yeni evinizi de görmüş olacağım ha. Öyle olacak. Bu zarf sana gelmiş herhalde. Üstüne ne adres var ne de isim. Ver bakayım. Neymiş, açsam. Halil'e ne yaptığınızı biliyorum. Kötü bir şey mi yazıyor? Seni ilgilendirmez. Bana gelmiş, bana özel. Merak ettim. Bana söyleyemeyeceğin bir şey mi yani? Abimden. Meryem, soru sorup durma. Söyleyecek bir şey olsa söylerim herhalde. Geç sen içeri. Halılar nerede? Yoksa halı kullanmıyor musunuz? Temizlemeye verdim. Kirlenmişti çok. Birkaç gün sonra alacağım. Al, kumanda burada. Otur televizyon izle. Ben duşa gireceğim. Tamam. Halil'e ne yaptığınızı biliyorum. Zahra. Tarık, birisi bir zarf bırakmış. İçinde Halil'in ne yaptığınızı biliyorum yazıyor. Aynı zarftan bana da bıraktı. Şimdi kapının altından attı. Birisi Halil'e olanları biliyor. Olamaz ya. Yani kimse görmedi ki bizi. Görmüş demek ki. Mezarın boş çıkması onunla ilgili olabilir mi? Ne bileyim ben ya. İşte her şey iyice birbirine karıştı. Tarık, buluşmamız gerek. Çok panik haldeyim. Zahra nasıl buluşacağız ya? Evde Halil'in kız kardeşi var. Bul bir yolunu. Sabaha kadar böyle duramam ben. Tamam. Tamam, bana biraz zaman ver, arayacağım seni.
erkek arasından beşli yatayım sana da. Ne? Böyle bir böyle konuşun ya. Vay! Müdürüm, hayırdır? Teftiş mi var gece gece? Yok, bir şey yok. Öyle geziniyorum. Yani artık müdür oldum. Kim çalışıyor? Yani işçiler kim? Bilmek istedim. Bak sen, şaşırtıyorsunuz beni. Baya işinde gücündesin yani. Hı? Bana sor. Ben bunların hepsini tanıyorum. Zaten böyle kapı kapı gezmek de bitmez bu şantiye. Bir bu kadar da kasabada yaşayan var bu işçilerin arasında. Kaç kişi çalışıyor bizim burada? 300-350 civarı falan. Tabii işin yoğunluğuna göre de değişir. Böyle her gün çalışanlar da değil ha. Buraya günü birlik gidip gelen var. Ne bileyim haftalık çalışan var. Zor yani. O yüzden bırak herkes işini yapsın. Sen de enseni yap. Mesela burada kim kalıyor? Burada genç. Bir şair kardeşimiz kalıyor müdürüm. Yani kendisi yazı yazmayı çok seviyor da. Bir de yanında bizim dede dediğimiz çok eski çalışan bir abimiz var. Arada da haftalık işçiler gelip kalır. Onlar değişiyor. Nerede şimdi burada kalanlar? Ne bileyim. Tuvalettedir, yemekhanededir, kasabaya inmiştir. Bekçi gibi mi duruyorum ben oradan? Ben bu adamların sadece mesai saatleri içerisinde nerede olduğunu bilirim. Nasıl? Yardımcı olabildim mi müdürüm? Gelin ben size yemekhanede bir kahve ısmarlayayım. Karşılıklı içerken benim şu terfi işini konuşuruz. Ha? Sabah yarım kaldı. Odama gideceğim ben. Sana afiyet olsun. Alo. Sara. Hadi hazırlan, kapıya çık. Geliyorum seni alma. Konuşmamız lazım.